Merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. MWC turumuz devam ediyor şu anda. Biraz önce tanıtılan yeni bir model var karşımızda. Galaxy A30 modeli. Oldukça gördüğünüz gibi şık ve çentiği olan bir telefon. Samsung standındayız ama çentik telefon biliyorsunuz Samsung'da çok fazla yok. Ve bu modelde çentiğiyle dikkat çekiyor. Gördüğünüz gibi damla şeklinde bir çentiği var. Samsung bu çentik meselesine biraz uzak duruyor ama herhalde sonunda artık bu durumu değiştirmeyi düşünmüş gibi geliyor. Şık bir telefon var bakın. Ekran gövde oranına baktığımızda şu anda ekranda da görüyorsunuz. Oldukça ince bir ekranımız var. Çerçevemiz var daha doğrusu. Arka tarafa bakalım. Arka tarafta bizi ikili bir kamera kurulumu karşılıyor. Şuradan şöyle biraz da evet göstermiş olayım. 6.4 inçlik Full HD Plus Super AMOLED Infinity ekranımız var olduğunu söyleyelim. 3 ya da 4 GB RAM seçeneği gelecek. 32 ya da 64 GB depolama alanının olduğunu da belirtmiş olalım. Arkadaki kameramız 16 megapiksel çözünürlük sunuyor. Yanındaki diğer kamera ise 5 megapiksellik bir alan derinliği kamerası. Bunu da belirtmiş olalım. Ön kameramız ise hemen şöyle gösterelim onu da. Çentiğimizin hemen yanında 16 megapiksel çözünürlükle karşımıza çıkıyor. Bunlar daha çok tabii ki markanın ürün gamını arttırmak için geliştirdiği modeller. Bu modellerle beraber firma özellikle farklı alanlardaki kullanıcıları da kendine çekmek istiyor. Parmak izi okuyucu da var. Az önce görüntülerde göstermiştik. Arka taraftan şöyle bir göstermiş olalım. Parmak izi okuyucumuz da yine burada görüntüleniyor. 15 wattlık hızlı şarj özelliğinin olduğunu da belirtelim. Telefonla ilgili bilgilerimiz de böyle. Şimdi şöyle yuvasına yerleştirelim. Gördüğünüz gibi Samsung Galaxy A30 şık bir telefon olmuş. Güzel bir telefon olmuş. Özellikler açısından da baktığımızda Türkiye'ye tabii ne zaman gelir, fiyatı ne olur tam olarak şu an bilmiyoruz. Hatta burada ben sordum fuardaki standdaki arkadaşlara. Buradaki fiyatını sordum en azından karşılaştırma yapmak için. Şu anda belli değil cevabını verdi bize. Muhtemelen uygun fiyatlı bir cihaz olacaktır Türkiye pazarına. Çok bilmiyorum ama tahminim yani bu özelliklere göre konuşmak gerekirse 2000-3000 bandında girer diye tahmin ediyorum. Samsung Galaxy A30 ile ilgili görüşlerinizi bu videonun altında görmek istiyorum. Kanalımıza aboneysenizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz olmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekimde karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyorum.